Ben böyle sürekli geliyorum ya. Hı. Çok sıkmıyorum değil mi seni? Hiç tanımadın beni değil mi Feride? Bak alınacaksan hiç sormadım sen. Feride, sen bu eve gelince bastığın parkelerin her biri tek tek piyano tuşuna dönüşüyor Feride. Başladın gene. Sen parkelerin üstünde yürüdükçe ayak seslerini üvertür niyetini dinliyorum. Bak sen. Bak, hep bu koltukta oturuyorsun. Hep soluna yaslanıyorsun. Bu koltuktan mutfağa 7 adımla gidiyorsun. Sayıyorum hepsini. İlk lokmanı çiğniyorsun. Sonra tadıyorsun. Beğenirsen tekrar çiğniyorsun. Beğenmezsen hemen yutuyorsun. Ya sen fırında makarna sevmiyorsun diye ben kendimi suçlu hissediyorum. Feriden, gece iyi uyumuşsan sabah kalktığında esniyorsun, geriliyorsun. Ha yok, gece iyi uyumamışsan şöyle bir gözlerini ovuşturuyorsun. Sonra ufaktan şöyle bir inceden bir gaz çıkartıyorsun. Ben yanlış anladım, rahatsız olma. Ben yapmıyorum. Ben yapmıyorum. Kaç takım yastık, kaç tane yatak çöpe gitti biliyor musun sen uyanınca esne diye? Ya, daha sayayım mı? Sen beni seyrederken ben seni ezberliyorum Feriden. Yani, hayır, sıkmıyorsun. Keşke sıksan. Aa, Ahmet bak ne var burada? Gazetede çıkmışsın. Ay götüm. Gene mi ya? Ben de seni ezberledim Ahmet Kural. Ama senin ilk adın falan var mıydı ya? Göbek adım var ama kullanmıyorum. Yener. 8 kutucuk boş kaldı. Nasıl lan ver bakayım şunu. Kesin yanlış yazdım ver. Yo. Doğru yere yazmışsın. Lan beni biriyle mi karıştırdılar yine? Kesin Hakan Eretik'le karıştırdılar. Doldur bakayım kutucukları dolduruyor mu? Hakan Eretik mi? Bak. Ya Ahmet boş ver ya. Boş veri yok lan. Bak Hakan Eretik mi? Değil. Mehmet Yusur? Değil. Lan! Önder Açıkbaş mı yoksa? Allah! Metanetle dinliyorum. O mu? O da değil. Öner Erkan? Değil. Muzaffer Kuşan? Değil. Ahmet Kutsi Karadoğan. Bizim bildiğimiz Kutsi mi? Aa, onun ilk adı Ahmet miymiş? Yok Ahmet bunların hiçbiri değil. Ya Ahmet tamam ya boş ver unutalım hadi. Unutalım anasını satayım unutalım. Unutulanlar unutulanlar unutacağı kadar unutmuş zaten. Biz de unutalım. Ben götümü devirip yatıyorum. Üstüme bir şey getir benim üşüyorum. Kime diyorum? Tamam. Buyur canım. Merhaba. Müsaitseniz biraz vaktinizi alabilir miyiz? Annemin evi diyor kusura bakma. Ahmet sen annem evde yok mu dedin? Kaç yaşındasın sen? 12 mi? Ne yapacağım Feride? Kapıya gelen satıcılara fix cevabımdır bu benim. Dublajsız Discovery belgeseli izler gibi izliyorum anlamıyorum neye yarar? Kısaca özetleriz efendim. Karmaşık bir durum yok ortada zaten. Sen bizi mi dinliyorsun lan? Ahmet çok ayıp ben çağırdım onları. Ayrıca istemiyorsan bir kibarca gönder bari. Ne yapacağım şeker mi vereceğim? Ellerini kolonya döküp göndereceğim mi? Allah Allah. Müsait değiliz kardeşim. İlişkimizin balayındayız. Durdurak bilmiyoruz. Aynı zamanda da feci şekilde teşhircıyız. Hadi oradan dikilin izi. Hadi. Ahmetciğim tamam. Ben halledeceğim. Uygun bir dille göndereceğim. Tamam. Alsanıza. Ferideciğim uygun bir dille göndereceğim dedikten yaklaşık 5 dakika sonra salonda insanlara fal bakarken bulduk kendimizi. Senin uygun dilin bilinmeyen yabancı dil çıktı Feriden. Çok misafirperversiniz. Sorma ya öyleymiş biz de sonradan öğrendik. Genlerimiz de varmış huyumuz kurusun. Ahmetciğim tamam hallediyorum ben. Ne tamam niye hallediyorsun ya bir alt eşofman verip yarı yatağa sermediğimiz kaldı adamlarda. Fiber internet demiştiniz. Fiber bölgedesiniz. Altyapı sorununuz yok. Sevgilimle birlikte yaşayacağız diye tuttum ben bu evi. Paraya kıydım tabii ki de. Yalnız kendisi kabul etmedi benimle yaşamayı. Görüyor musun? Fiber bölgeymiş bura. Özel yaşamınız bizi ilgilendirmiyor efendim. Sen niye sürekli beni bozuyorsun ya? Bir problem mi var onu de bana. Söyle ya. Kapıyı yüzünüze vurdun diye mi tavırlısınız? Evet. Adam az, öz ve net konuştu. Helal olsun. Demek ki olayı bu. Net tavır sahibi. Tebrik ederim. Altyapı saniyede 1000 megabite kadar çıkmanıza izin veriyor efendim. Maşallah. Hızlı koşuyorsunuz. Yalnız ben sırf internet için eve telefon bağlatmak istemiyorum. Onu nasıl yapacağız? Almasanız da olur. Ama alsanız iyi olur. Yani bayramda, seyranda eşiniz, dostunuz, akrabanızı ararsınız.
Bana bak delikanlı. Az konuşan arkadaşından biraz bir şeyler kap. Hiç boşu yok adamın. Sen geldiğinden beri susmadın. Vır 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 vır. Ben bir meyve soyayım o zaman. Zahmet olacak ama... Aa, ne zahmeti? Saçmalamayın çocuklar, ne zahmeti ya? Yumurta kaynat bir tanem, yolluk hazırla sen. Yumurta tok tutar. Hadi, kayısı kıvamında olsun. Kalk git! Kalk! Ararız biz sizi. Hadi. Teşekkür ederiz. Bah 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 bah.